Evet. Onu anladım, gerizekalılar. Nasıl yapmışlar peki? Bekle. Firuz. İlhan Bey, zırhlı araçlar terk edilmiş depo gibi bir yerde... Tamam, kapat. Kaybımız ne kadar? İtibarı saymıyorum. Nakit. 100 milyon dolar ve 150 milyon TL. Dur. Nasıl yani efendim? Sağa çek, arabayı durdur, aşağı in. Can Bey, bana son bir şans verirseniz elimden ne geliyorsa, gereken neyse hepsini yapacağım. Beceriksiz. Kovuldum. Ama... Çekil! Sen bizi biraz yalnız bırak bakalım aslanım. Biz özel konuşuruz şimdi. Büşra Hanım istemediği müddetçe buradan bir yere ayrılmıyorum. Kendisinin iki soyadı var. Bunlardan biri de Saruhan. Ve bu soy benim için çok kıymetli olmaktan da öte. Sizin anlayamayacağınız şeyler. Sizinse Ahmet Bey tek bir soy isminiz var ve o Saruhanlı değil. Ama burası Saruhanlı Köşkü. Nasıl sizin anlayacağınız şekilde sizin lügatınızı söyleyeyim. Yerseniz. Ben burada şu anda sadece Büşra Hanım'a hizmet etmek için duruyorum. Senin dilin fazla uzamış ha Cece. Servet abime diyeyim de ucuna biraz törpü atsın. Yoksa sen bu dilinle daha çok ağaç devirirsin. Büşra Hanımcığım, çıkmamı ister misiniz? Lütfen Ceyhun. Derhal. Ama hemen kapının dışında olacağım. Gelmemi istemeniz noktasında seslenmeniz yeterli. Allah Allah. Sen niye gitmedin? Niye gideyim? Ekmek elden, su gölden. Servet abim ihtiyacı var ki göndermedi. Sen kal dedi. Tuttu kolumdan, oturttu baş köşeye. Bendeki cevheri gördü demek ki adam. Seni bilmesem... Hayatında ilk defa doğru bir şey yapmışsın ama. Bana lazımsın çünkü. Allah Allah. Ne oldu, hayırdır? Kocam memnun edemiyor mu yoksa seni? Sakın İlhan'ın adını ağzına almaya kalkma. Sen benim kocamdan konuşacak adam mısın be? Kene gibi yapışmışsın oturduğun yere. Kime tutunuyorsan onun kanını emiyorsun. Kaç paralık ederin oldu da sen benim sevdiğim adamdan bahsediyorsun bana? Bir daha uyarmam seni. Tövbe. Madem kocandan dertli değilsin, niye geldin o zaman Büşra Hanım? Hani görmek istemiyordun bir daha yüzümü? Sen ne zamandır buradasın? Sana ne? Ne soruyorsun? Gitseydim de Servet abimi yalnız mı bıraksaydım? Çaykanın yediğini duymuşsundur. Perişan oldu adam. El ekmek tutmuyor. Ahmet. Ne? Ya bırak. Sana ne? Buradayım işte, kalıyorum. Alan memnun, satan memnun. Sana ne oluyor? Hem sen bu evin kızı değilsin ki artık. Sana ne oluyor? Bana bak. Seni alakadar etmeyen mevzulara burnunu sokma. Sonra zararlı çıkarsın. Büşra Hanımcığım.
Acıkmışsınızdır diye düşündüm. Size sandviç yaptırdım. Sen bırak onları buraya. Ben yerim. Sonra da misafiri kapıya kadar geçir. Gerek yok Ceyhun, ben giderim. Büşra Hanım. Dilerim sizi üzecek bir şey yapmamıştır efendim. Teşekkür ederim. İyiyim ben. Sorun yok. Ben senden bir şey rica edeceğim. Ahmet'in buraya tam olarak ne zaman geldiğini bulabilir misin? Tabii. Kameralardan bakar öğrenirim. Hemen de sizi haberdar ederim. Hiç endişe etmeyin. Bir şeyden mi şüpheleniyorsunuz? Sen dediğimi yap da sonra öğrenirsin zaten. Ceyhun! Onun adına ben özür diliyorum sizden. Ben Ceyhun! Tamam. Hadi sen geç içeri. Bir de bununla uğraşma. Çok incesiniz, sağ olun. Hadim değil belki ama yani sizin gibi biri böyle bir adamla. Ben Ceyhun! Sandviçleri nereye götürdün? Bilsem ben siz yemeyeceksiniz. Bu sandviçlerin içine... Bozdur efendim. Benim çizgimi bile bozdular bakın yani. Hadi sen bak işine. Ben kendim çıkarım. Kolay gelsin. Hiç kolay gelmiyor maalesef. Hiç kolay gelmiyor. Ceyhun! Lan Ceyhun! Buyurun. Ne buyurun lan? Buyurun Ahmet Bey diyeceksin. Beyefendi. Bugüne kadar bu köşkün çatısı altında... Bakın 30 küsur senedir benim ağzımdan tek bir kötü söz çıkmadı. Zorlamayın beni. Şimdi buyurun. Ne istemiştiniz? Bak hele ya. Neyse seninle sonra hesaplaşacağız. Bu şimdi kapının önünde illa bir şeyler öttü sana. Ne diyor bu? Büşra Hanım. Kendisi buranın sahibi. Dilediği zaman gelir, dilediği zaman gider. Hadi lan oradan. Ne zamandır geldi yok. Şimdi niye geliyor? Bir karın ağrısı var demek ki. Bilmiyorum ki. Şu. Abi. Köşeye gelmişsin durup dururken. Elif aradı. Bir kontrol et Büşra'yı diye. Ne oluyor? He. Of. Senin haberin yok tabii. Neyden haberim yok? Şayka ile Kürşat gitmişler abi. Niye? Hani Servet'i dize getirmişlerdi. Yekif Cümye değil miydi ya? Hiç değil. Abi bunlar yıllarca bizi kandırmışlar. Kardeş değillermiş. Ne? Şeylermiş işte. Allah'ım sen bizi zalimin şerrinden koru. Tutturdun, çıkalım çıkalım. Bizim evde konuşulamayacak mesele mi var? Sor. Abi öyle bir konu değil ya. Sağ. Öyle olsa yapar mıyım ben? Gözünü seveyim. Hadi çıkar ağzından baklayı. Yemek hazırdır birazdan. Hadi. Abi sorun Münevver. Ne oldu? Nesi var? Yok o. İyi çok şükür. Bir şey yok da. Ben iyi değilim baba. O ne demek ya? Baba biz Münevver'le konuştuk. Anlaştık. Boşanmaya karar verdik. Hani eğer senin de iznin olursa... Olmaz. Vermiyorum izin. Bir dinlersen baba. Vermiyor. Sen gerizekalı mısın oğlum? He? Gerizekalı mısın sen? Ben bilmiyor muyum? Kapıdan bacadan kaçıp her gece sabahlara kadar şu... Tövbe tövbe. Bulmuşsun Münevver gibi kızı. Hı? Kalk deyince etini, kok deyince sütünü getiren kadın. Senin yaptıklarına göz yuman kadın.
Senin çamaşırlarını giyip gömleğindeki kokuyu duyup da duymamış gibi yapan kadın. Ağzı var, dili yok, garip münevveri buldun da. Geri zekalı mısın sen? Bak ne güzel söyledin işte baba. Ağzı var, dili yok. Ya insan arada konuşacak, söyleşecek birini arıyorsun. Ben zaten senin adam olmayacağını çocukluğundan biliyordum. Belliydi senin bir halt olamayacağın. Eyvallah baba, sen öyle diyorsun. Kız kim, kimlerden? Ne kızı ya, kızımız yok. Servet, ben senin ciğerini biliyorum, kız kim? Manisa'dan baba. Kimi kimsesi yok, bir abisi var İzmir'de, o kadar. Geçen bayi toplantısına gitmiştim ya, orada tanıştık. Geçen dediğin 6 ay oldu. Senin Allah. Nasıl biliyorsa öyle yapsın. Münevver ne diyor bu işe? O razı baba. Ben alırım Kübra'yı da babamın evine giderim. Olmaz öyle şey. Gitmeyecek, hiçbir yere gitmeyecek. Münevver benimle kalacak. Kübra zaten benimle kalacak. Benim torunum benimle kalacak. Münevver de kalacak. Olur mu baba öyle olur, şey? Olur, bal gibi olur. Ben nasıl bakarım Münevver? Ben işte o yüzden. Bakacaksın. Bal gibi bakacaksın. Münevver benim masama oturacak. Sen de onun yüzüne bakacaksın her gün. O Manisalı kız 6 ay sonra seni bırakıp gidince sen hala Münevver'e bakacaksın. Hiçbir şey öğrenemedin değil mi? He? Yaptığın hatalardan pişman da olamadın. Pişman olmayınca da hiç öğrenemedin. Herhalde. Cansu Kadircan'la gitmemiş mi? Ya abi vallahi ben de bilmiyorum ki tam olarak detayları. Çok karışık işte ortalık. Ben de hani bir şeye ihtiyacı var mı diye bir bakayım dedim. Elif abartmış yani. Ben gideyim artık. Biraz sinirli olabilir. Ne yaptın? Canını yakmadım, merak etme. Parasını yaktım sadece. Abi. Dua et, sadece parasını yaktım. Bana bak, bir şey olursa... Yanımdasın, biliyorum. Mor menekşe ya. Aklım çıktı benim burada. Hani birlikte hareket ediyorduk? Ya niye abime haber veriyorsun? Ne diyeceğimi şaşırdım. Şaşırmasaydın, direkt söyleseydin işte. He, söyleseydim de Ahmet'i bu sefer ortadan ikiye ayırsaydı değil mi? Sanki bilmiyorsun önceden ne yaptığını. O pislik adam her şeyi hak ediyor da. E ne yapayım? Korktum ben de. Yani eğer düşündüğümüz gibi katilse bu adam. Hayır, bu adamlardan her şey beklenir. Ben de en doğru şeyin Kadir'e söylemek olduğunu düşündüm. Ne yapayım? Zaten bir şey anlamadım. Çok özür dilerim. Neyse, onu boş ver de. Güvenlik kamerası kayıtlarına bakması için Ceyhun'la konuştum. Ahmet'in köşke tam olarak ne zaman geldiğini öğrenecek. Tamam. E o zaman sen de bana gel. Oturalım, konuşalım, karar verelim ne yapacağımıza. Yok, benim eve gitmem lazım. Ya gene İlhan izin vermiyor deme bana. Hayır. Hayır, İlhan'ın yanında olmam lazım. Ne yaptığını bilmiyorum ama abim yine canını sıkacak bir şey yapmış. Yine toslaşmadan duramamışlar demek ki. Öyle gibi. Tamam. Ama haber ver bana, olur mu? Olur, görüşürüz.
Hoş bulduk canım benim. Genel müdürümüz içerdiler mi? Toplantı odasına yönlendirmemi istediler. Biraz sonra gelecekler. Olmadı ama. Sen bir müsaade et. Ben kendim göreyim bizzat. Ha? Tamam Burak Bey. Ben size görüşmeyi... Kapat telefonu, kapat. Burak Bey'lik bir mesele yok burada. Kapat, boşver. Ya kapatsana. Ben sizi arayacağım hemen. Geldi. Şimdi müdür bey, bu Belodos Farmain Dran. Doğru mudur? Gemilerimizden evet. Çok güzel. Şimdi bu gemiler İstanbul'da yük alıyor değil mi? Doğru mudur? Doğrudur. Olabilir. Çok güzel. Bu da güzel. Şimdi gecede istikamet İspanya. Bu da doğru mudur? Müdür. Sizin ne ilginiz var bu gemilerle? Ya ne yapacaksın sen? Doğru mudur, değil midir? Onu söyle. Doğru. Hah, bak ne kadar kolay. Şimdi telefonu alıyorsun. Servet Bey'i arıyorsun. Diyorsun ki Firuz Bey burada. Bu üç gemiye bir şeyler yükleyecekmiş diyorsun. İspanya'da benim yeğenler var. Onlara hediye. O sana izin veriyor. Sen de bizim bu liman izinlerimizi, kağıtlarımızı hazırlattırıyorsun. Biz çekip gidiyoruz, tamam mı? Hadi bakalım. Burak Bey'e... Ya karıştırma. Karıştırma. Ben sen ne diyorsam o senin esas patronun ki. Servet değil mi? Servet de benim ortağım. Hadi ne diyorsam onu yap. Hadi. Orada bak. Ara bir daha. Ne var lan, ne var? 50 kerelerden açmadık, ne istiyorsun? Servet Bey, Rıfat ben. Bana ne lan, kim sen kimsin? Servet Bey, lütfen. Lık kapattın mı? Ara bir daha. Aç hoparlörü. Oğlum, ben sana ne dedim? Servet, dur dur, kapatma ya. Firuz, hayrola? Servet'cim nasılsın? Sen moralin nasıl ya? Sesin kötü geliyor. Ne istiyorsun Firuz? Şimdi bak, biz şirketteyiz. Bu hoparlör açık. Şimdi biz bu Rıfat Bey'den küçük bir şey rica ettik. Rıfat Bey dedi ki ben bunu Servet Bey'e sormadan yapamam. Ben de dedim ki bravo. Müdür dediğin böyle olmalıdır. Onun için patrondan izin iste dedim. Şimdi onu soruyor. Duyuyor musun beni? Buradayım efendim. Ne istiyorsa yap, bir daha da beni rahatsız etme. Hadi. Gördün mü bak, ne kadar kolaymış aslında. Söyledim de sana. Hadi. Selam. Sevgilim. Bana zarar verdiğini düşünüyor. Üç kuruş paramı etrafa saçınca canımı yaktığını zannediyor. Ben onun gibi 10 tanesini cebimden çıkartırım. 100 tanesini, 1000 tanesini. Gel benimle. Nereye, ne oluyor? Gidince görürsün. Bir tane araba kiralama şirketi açacağım. Tek bir müşteriyle ilgileneceğim. Nasıl fikir? Çok oluyorum değil mi artık? Yok, ben durumdan gayet memnunum. Baksana, sana özel şirket kuracağım diyorum. Daha ne olsun? Bu sondu söz. Otursana. Büşra'ya haber verdiğin için sağ ol. Ailevi meseleler yine. Anlatsam inanmazsın. Yok, inanırım. Yok, bu sefer duyduklarım beni bile çok dağıttı.
Sadece artık neye yetişeceğimi bilmiyorum. Onun için gitmiyorum peşinden. Tek derdim ailemi ayakta tutmak. Ben de kendime yeni bir görev edindim. Seni ayakta tutmak. Nasıl olacak o? Şimdi şöyle olacak. Sen akşam buraya geleceksin. Ben sana çok güzel yemekler hazırlayacağım. Sen yiyeceksin, içeceksin, gücünü toplayacaksın. Sonra sokağa çıkacaksın, kötülerle savaşacaksın. Olur aslında. Güzel yemek yapıyorsun. Allah Allah. Gül cemalim için gelirim demiyor, bir tabak yemek için gelirim diyor. Kadir Bey biraz romantizme uzak mısınız acaba? Biraz. Tekrar sağ ol araba için. Sen de kalsın. Lütfen. Ya akşam gideceksin, ondan sonra yine buraya geleceksin. Ya nasıl yapacaksın bunları? Ya otobüsle. Hadi görüşürüz. İşte şimdi tam bir aile olduk. Allah Allah. Ne var Yusuf? Bak ailece bir aradayız yine. Yani iki toz aldı, iki yer süpürdü. Her şey tamam öyle. Yaşar, çocuk bir hata yapmış, hatasını kabul etmiş. Ne güzel geri gelmiş işte. Sana kalsa biz bitmişiz ha. Ben unuttum. Bak. Babam da unuttu. Aferin, iyi ettin. Ben öyle unutmam kolay kolay. Servet hıyarının arkasında durdu bu. Böyle gözümün içine baka baka. Ve hiç kimse kusura bakmasın. Ve hadi ince unutma. Senin oğlun babasını ezdi geçti. Tamam Yusuf. Unutmazsan unutma. Ama oğlanı da üzme. Allah Allah. Yardım lazım mı? Ha, hazır mı baya? Yani hazır değil de. Babamdan geçiyorsun. Ne yapayım Zeynep? Sabredeceksin. Bütün bu olup bitenlerden sonra epey dağılmış durumda tabii. Yani insan karısından da böyle bir şey... Epey dağılmış derken? Bence siz kendinizi görseniz daha iyi. Servet Bey. Nasıl denir bilmiyorum ama... Diyeceksen de sonra git. Firuz Bey ile yaptığınız anlaşma bize zarar verir. Bize derken sadece holdingden bahsetmiyorum. Ailenizden de. Hayatta öğrendiğim tek bir şey var. Da benim aileme zarar gelmez. Eğer içinde ben yoksam. Anladın mı? Yine de mantıklı bir karar vermeye davet ediyorum sizi. Lütfen Firuz Bey'in organizasyonuna dur diyeyim. Sen bana çalışmıyormuş. Evet. O zaman defol git lan ulan! Sen kimsin de bana hesap soruyorsun? İzin verdim gitti.
acaba şey mi yapsanız? Çözüm bulmak noktasında en doğru kişiye mi gitseniz? Kadir Bey'e. Bu gidişle ortada hiçbir şey bırakmayacak çünkü Servet Bey. Bunca yıllık çınar kuruyup gidecek. Başından bir sürü şey geçti. Ailesini korumak istiyor. E tamam işte. Bu köşk de ailenin değil mi Burak Bey? Holding de ailenin değil mi? Hatta biz bile bir bakıma Kadir Bey'in ailesinin bir parçası sayılmaz mıyız? Doğru söylüyorsun. Ha. Ne yapıyorsun? Sen kötü bir adam değilsin. Hiç olmamışsın aslında. Seni buna zorlamışlar. Sana dünya sadece güçlü olanlar için var demişler. Ezersen mutlu olursun. Parayla her şeye sahip olabilirsin demişler. Bana da hep eğer susarsan mutlu olursun dediler İlhan. Güçsüz olursan, boyun eğersen, sessiz kalırsan, altta kalırsan. Ama sonra ne oldu biliyor musun? Buraya geldim. Bundan birkaç ay öncesine kadar bu kafede aşık olacağımı söyleseler inanmazdım. Bırak aşık olmayı. Böyle bir yerde çay içeceğime bile inanmazdım. Ama oldu. Bu kapıdan içeri girdim. Sonra sen çıktın karşıma. Ben senin içini görebiliyorum. Kötü biri değilsin sen. O yüzden kötü olmaya çalıştıkça acı çekiyorsun. Biliyorum. Bunu sen de ilk kez burada fark ettin. O gün, karşılaştığımız gün, hadi sevgilim, nefes al. Kimseyle dövüşmek zorunda değilsin. Hemen şimdi burada yeniden başlayın. Olmamış gibi. Bu kadar badire atlatmamış gibi. Lütfen. Seni seviyorum. Çok. Çok seviyorum. Efendim Burak. Aslında bu sefer seni aramayacaktım. Sonuna kadar tek başıma gidecektim ama inanır mısın bilmem Ceyhun ikna etti. Çok enteresan bir enerjisi var değil mi? Sanki konuşarak yaptıramayacağı hiçbir şey yok. Keşke öyle olsaydı da bu işi senin yerine ona yaptırabilseydim. Ama son kez bir kere daha konuşması gereken kişi sensin. Hayırdır inşallah.
Şu kadarını söyleyeyim. Göz göre göre uçuruma gidiyoruz. Mutlaka konuşmamız lazım. Önce ailem Burak. Kızmaca, gücenmece yok. Senin o bahsettiğin uçurumdan biz çoktan düştük bile. Daha başka dertlerimiz var. Mesela akşam ne yiyeceğiz gibi. Kirayı nasıl ödeyeceğiz gibi. Kusura bakma o yüzden. Sonra konuşuruz. Karınca soyundan mı geliyorsunuz arkadaş? Ne yapmışsınız böyle ya? Ya ben kendi başıma yapardım da. En fazla 2 saat daha sürerdi o kadar. Hoş bulduk. Buzdolabı. Hoş bulduk. Kolay gelsin. Bizler. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Gel bakayım gel. Amca. Yani biz... Bizi affetme olur. Bırak oğlum şimdi aslı maslı. Sen mutlu musun? Onu söyle. Ha, o mesele. Oğlum biliyorsun inadı inattır. Ama gün doğmadan neler var dur bakalım. Hadi devam hadi. Hadi kolay gelsin hadi. Vallahi herkes çalışıyor. Sen burada tek başına. Güzel oyunmuş ha. Lan belimiz bacağımız ağrıyor. Keyiften mi dinleniyoruz? Ya hiç gelmeyeydim daha iyiydi ya. E git yat abi. Burada bir sürü insan var. Kim sana ne diyecek? He, ben de yatayım. Cümlemiz acımızdan ölelim. Lan ondan demiyorum be. Ya ben bu inşaatta bir iş günden iş buluyordum ya. 250 lira yevmiye alıyordum. He ondan da oldu. Ondan diyor. Allah iyisini göstermesin. Amin, amin. Hadi. Oh, 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 oh. Ayrılacak namussuz sanki. Abi sen bu haline mi gidiyorsun inşaata? Ben ne varmış halimde? Hamlamışız azıcık. Kilo da aldım. Hem çalışınca geçiyor. Çivi çivi sö... Yok yok hadi kalk. Kalk doktora falan görünmen lazım. Kalk fıtığın falan bir şey olmuş sana. Tamam. Tamam bana bak. Tamam. Ama bak bizimkilere söylemek yok. Milletin derdi daha aşmış. Tamam. Hadi. Haline bak ya. Kiminle görüşeceksiniz beyefendi? Sen güvenlik misin? Doğrudur. Bu köşkün güvenlik müdürüyüm. Servet Bey'le mi görüşeceksiniz? Hem de müdürü ha. Tamam. Aç kapıyı. Buyurun, kime bakmışsınız? Ya siz ne çok soru soruyorsunuz? Bak gelecek olan var mı? Servet'le görüşeceğim. Aç kapıyı. Haydi. Ya sen hiç hata yapmadın mı? Ya Kadir'im Allah'ını seversen girme o işlere. Nereden buldunuz bu deliği bana? Böyle gelin mi olur da? Ne diyorsun? Yerin kulağı var yavaş. Kaç yılı vardır? En az bir 25 senesi vardır. Ya o vakitler deliydi ben ne edeyim? Sen çok akıllıydın sanki. Hala akıllanmadın işte. Ya 50 kilo çimentoyu niye kaldırırsın ki? Topuğunuzu tek seferde kaldırırım evvelallah. Gidiyordun hatırlıyor musun? Zorla tuttuydum seni çocuk halimle. Yapıştım bacağına. Duvara fırlattıydın beni. Çıkıyordu sana bir şey olacak diye. İyi ki yapmışsın ama. Bana bir şey olacak diye gitmeyi unuttum. Bugün çocukların varsa o güne borçlusun. Yalan mı? Ya Kadir'im sen beni biliyorsun. Ben babamın sözüne çıktım. Ha? Aykırı fikrim olduğunda söylerim. Ama hayır derse ikiletme. Ya benim oğlum. Gözümü baka baka izi geçti benim. Tasavvuf edeyim ben onu. Zamanla. Ben sana demiyorum ki git Sarıdoğlu'na. Tamam oğlum her şey bir anda geçti de. Vur ama öldürme be abi. Ya gençken sen de hata yaptın. Ben? Oo. Başka türlü nasıl öğrenir ki insan zaten? E sevmiş be. Çok sevmiş çocuk. Can Südem salak o benim.
yalnız bırakamadım abi diyor. Yoksa ben gelmez miydim diyor. Değer mi be Kadir? Ha? Bir kız için değer mi? Sevmiş be babası. Ne yapsın? Ya bırak sevgisi batsın. Tövbe estağfurullah. Buyurun Yaşar Bey. Sizi alabiliriz. Gel. Hoppa. Kardeş. Kardeş bu saatte içilir mi ya? Yol geçen anına döndüm. Servet hiç meraklısı değilim. Telefonda konuştuğumuz evraklar. At buraya o güzel imzanı da ben de çekip gideyim. Merak etme yolu biliyorum. Ne bu? Evde ne be nakliyat diyelim. Yani gerisi temerat boşver takılmasın kucalama. İmzalamazsan? İmzalamazsan. Servet imzalamazsan biraz canını sıkarım. Yapabiliyorum biliyorsun. Ama imzalarsan mesela güzel bir anı olarak kalırım aklında. Çeker giderim hayatından. Bir daha da karşılaşmayız. Ha? Sen karar ver. Can kaldı da sanki. Servet, imzan da güzelmiş ha. Hadi selametle. Yaşar Bey, siz ne yaptınız? Ne yapayım hocam? Araba filan mı kaldırdınız? Bakın, şurada gördüğünüz dizlerin içindeki jel biraz daha zorlasanız sivilce gibi sırtınıza çıkacakmış. Yani ne diyorsunuz hocam? Vallahi şu anda alırım ameliyatı Yaşar Bey. O kadar sorunlu yani. Ne diyorsun hocam? Yarın gelin hemen yapalım bitsin. Bacağınız çekiyor mu? Ya çekmez mi? Zırabından duramıyorum bazen. Özel sağlık sigortanız var mı? Yok. SGK'dan çözelim. Ya biz ödemişten geldiğimizden beri prim birim bir şey yatırmadık ki aslanım. Abi sağlık bu her şeyden önemli Nur. Hallederiz onu ya. Bana bak. Bu işi hiç bizimkilere duyurmadan halledeceğiz değil mi? Allah aşkına tek derdin bu mu abi şu an? Ya başka ne olacak onca işin gücün arasında? Abi delirme. Hadi kalk. Çok teşekkür ederiz. Biz en kısa zamanda geleceğiz. Geçmiş olsun. Sağ olun hocam sağ olun. Ben size bir şeyler alacağım. Sen de ister misin? Yok canım, istemiyorum. Geliyorum. Adam çarparsın, öyle mi? Şimdi Cansu sadece para için seninle birlikte. Dikkat et. Kimsin lan sen? Burada duralım. Şöyle verin. Teşekkürler. Adam. Gel, gel. Oğlum tamam. Gören olacak. Dur. Ya yürüyemiyorsun. Ya ben mermi gibi yürüyorum. Sen git misafirine bak. Beni bırak. Hoş geldin Burak Bey. Bir çayımızı içmeden gitme ha. Senin bile suratın bu kadar asıksa sıkıntı büyük demek. Üzgünüm ama seni daha fazla uzak tutamam. Yani yine sen karar verirsin ama
Konu hem seni hem de aileni ilgilendiriyor. Hoş geldin babacığım. Hoş bulduk kızım. Kadircan yok mu? Var baba. Buradayım baba. Gel bakalım, az bir konuşalım seninle. Otur lan öyle tepemde. Azrail gibi ne dikiliyorsun? Lafı hiç dolandırmadan açık açık konuşacağım. Allah için biz sizin işlerinizden anlamayız. Bizim zamanımızda yoktu öyle aşkmış, istekrakmış. Bizde babamız bir şey buyururdu. Biz de dakikasına yapardık. E tabii devir değişti. Siz de bir değişik büyüdünüz. Şimdi lafın özü. Sen bu Cansu denen kızla olmayı istiyor musun aslanım? Al getir. Madem kızın da gönlü var, gelsin bizimle yaşasın. Sağ ol baba. Bir daha beni ezip geçersen. Acımam. Servet atmış imzayı senin anlayacağın. Bu da şu demek, Firuz bizi istediği gibi kullanabilir şu anda. Akşam limanda yüklemesi olacak. Alacağını aldın, defol git işte. Kurtulamıyoruz adamdan. Burada bile pisliği üstümüze sıçrıyor arkadaş. Aslında kurtulabiliriz bu durumdan. Yani yine hasar alırız. Ama daha az alırız. Firuz'un sadece Servet'le ilişkisi var. İmza da kendisine ait. Onay da direkt ondan çıkmış oluyor yani. Suç işleneceğini öğrendiğime göre holding yöneticisi olarak benim ihbarda bulunmam lazım. Ancak o zaman sizi ve holdingi koruyabiliriz. Bu sefer de Servet yanı aramadı. İnan başka bir çıkış olsa onu denerdim. Tamam, doğrusu neyse onu yapalım o zaman. Sağ ol. İlhan'dan haber var mı bu arada? Henüz ses çıkmıyor ama hayır alamet değil. Mutlaka kuruyordur bir şeyler kafasında. Son yaptığından sonra oyun kurmaya hali kaldığını sanmıyorum. Bana anlatabilirsin. İçinde seni eritip bitiren ne varsa soğutalım birlikte. Ben eskiden böyle değildim biliyor musun? Çocukken yani. Çocukluğumu hatırlıyorum da hep böyle kesik kesik. Ama unutmadığım şeyler de var. Annem. Annem. Onunla her şeyi konuşurduk. Her şeyi anlatırdım ona. Her şeyi sorardım. Cevabını bildiğim soruları bile. Çocuk aklı işte. Hepsini cevaplardı. Hep anlatmasını isterdim. Çünkü kendimi güvende hissederdim. Ama babam öyle değildi. Gelince herkes, her şey sessizleşmek zorundaydı. Ne ses bile almazdık annemle. Bazen
bahçedeki ağaçların onun korkusundan rüzgara direndiğini sanırdım. Keşke. Babanı çok sevdiğini biliyorum. Ama sen onun gibi olmak zorunda değilsin. Biz öyle olmak zorunda değiliz. Bırak bizim bahçemizdeki ağaçlar diledikleri gibi sallanıp dursunlar. Seninle savunada karşılaştığımız günü hatırlıyor musun? O gün çok acayip bir şey fark ettim. Bu adamla biz birbirimize benziyoruz dedim kendi kendime. Aynı baba dertleri. Ama aramızda çok büyük bir fark vardı. O gün fark ettim. Ben babamı çok seviyorum. Öyle böyle değil hem de çok. Sen babanı zerre kadar sevmiyorsun. sen kim oluyorsun? Sen ne oluyorsun? Kim oluyorsun sen? Benim ne hissettiğimi, ne düşündüğümü sen nereden bilebilirsin ki? Lan az önce babana saydırdım, gıkın çıkmadı. Ne anlatıyorsun ha? Senin derdin babanın intikamı falan değil oğlum. Çok özür dilerim, benim gitmem lazım. Ne? Çok özür dilerim. İlhan, İlhan nereye? İlhan bir saniye durur musun? Bak eğer yanlış bir şey söyleyip seni kızdırdıysam çok özür dilerim. Ama konuşabiliriz. Yani daha detaylı konuşabiliriz, anlatabiliriz birbirimize. İlhan lütfen. Ya bekler misin artık bir saniye ya lütfen. Lütfen. Seninle hiçbir ilgisi yok. Ben hayatım boyunca en çok babama benzemekten korktum. Ama onun gibi biri olmuş oldum ben. Affedemiyorum. Hiç kimseyi affedemiyorum. Hiçbir şeyi affedemiyorum. Sanki o hissi böyle içimden söküp aldılar. Sanki böyle içimde kaybolup gitti o his. Kimi affedemiyorsun? Babamı. Annemi. Beni böyle bırakıp en çok da kendimi affedemiyorum, biliyor musun? O kadar öfkeliyim ki. O kadar öfkeliyim ki. Bir daha kimseden böyle nefret edemem sanıyordum. Yerim yok sanıyordum ama edebiliyormuşum. Kadir abi. Peki biraz zamana bıraksan, düşünmesen mesela, bu içindeki bir bataklık ve sen debelendikçe daha da dibe batıyorsun, yapma. İlhan bana inan, bak sen durunca her şey duracak. O bataklık kuruyacak ve sen çıkacaksın içinden. İlhan Bey sizi bekliyor. Benim şimdi gitmem lazım. Sonra konuşuruz, tamam mı? Şimdi gitmem lazım. Merhaba. Bir izin verirseniz yalnız konuşabilir miyiz? Tabii. Hoş geldin. Bir sorun yok değil mi? Yok. Cansu. Ben seni almaya geldim. Nereye almaya?
Babamla konuştum. Açık açık her şeyi anlattım. Seviyorum dedim. Babam da seviyorsan git kolundan tut getir dedi. Sağ olsun ya. Hadi eşyalarını toparlayalım. Gidelim artık buradan. Kadircan. Bak ben senin kalbini kırmak hiç istemedim. Hatta sen buradan çekip gidince... vallahi rahatlamadım desem yalan olur. Ama sen hiçbir şey anlamamışsın ya. Hala Ödemiş'teki o çocuk Kadircan'sın. Ve bu benim problemim değil. Senin problemin. Sence ben bu dakikadan sonra şu evi bırakıp seninle gelir miyim? Her şey bu ev için miydi? Her şey para için miydi Cansu? Etrafında hizmetçiler dolansın. Ne istiyorlarsa önüne getirsinler. Bu mu yani? Değil desem rahatlayacak mısın? Rahatlamayacağım çünkü sen beni kandırdın. Öf, kandırdın ne ya? Çocuk çocuk laflar. Yeşilçam filminde miyiz Kadircan? Ha? Benimle yataktayken keyfin gayet yerindeydi. Şimdi ben sefasını sürünce mi kabahatli oldum? Ya anlamıyor musun sen Cansu? Ben senin Cansu olduğun için... Neyse ne Kadircan. Sen buradan çıkıp gittin. Ben kaldım. Bu seni ne yaptı biliyor musun? Korkak. Bak. Gördüğün gibi ben peşinde olduğum hayattan vazgeçmedim. Hepinizden çok daha iyi biliyorum ben bu hayatı nasıl yaşayacağım. Siz Ödemiş'te kulü taşırken ben burada İstanbul alimi oldum. Alim. Sen alim mi oldun? Yalnız unutma. Şeytan da cennetten kovulmadan önce alim. Kadircan ya. Git Emin dedene anlat bunları ne olursun. Ben gerçekten yemiyorum bu lafları. Tamam. Söyleyecek bir şeyin yoksa git artık lütfen. Hadi Kadircan. Benim Şahin. Bana bak. Bu Firuz bir işler çeviriyor. Bizim Hisar Lobo üstünde. Git bir bak bakayım ne yapıyor bunlar. Ama kendini belli etme. Falsolu bir durum olursa hemen bana haber ver, tamam mı? Tamam abi. Servet. Müsait misin? Ne oldu? Bir şey yok. Seni merak ettim. Konuşmadın da o günden sonra. Uzatma Cansu. Yedik bir gol, aldık boyumuzun ölçüsünü. Başka muhabbetin yoksa yalnız bırak beni hadi. Yok öyle. Sen gol yediysen biz de yedik. Yalnız falan bırakmam seni. Ayrıca onlar karaktersiz çıktıysa senin suçun ne? Ha? Bak burada yazık ediyorsun kendine ya. Hiç hak etmiyorsun bunları Servet. Bak. Bir sen... de ben kaldık burada. Senle dışarı çıksak mı bugün? Farklı bir yere gitsek. Ha? Değişiklik olur ikimize de. Rahatlarsın sen de. Olmaz mı? Ceyhun. Buyurun. Bize şöyle güzelinden bir yer ayarla. Yatmalı kalkmalı olsun. Mekanı da kapat. Kimseyi görmek istemiyorum. Aileden bile olsa. Sanki aile kaldı da. Neyse işte anladın mı? Anladım efendim. Böyle bir durumda karşınızda olmak bizi de çok rencide ediyor ama...
kurumumuzun geleceğini tehlikeye atmak istemiyoruz. Bahsi geçen Firuz'un kim olduğunu siz bizden daha iyi biliyorsunuz. Servet Saruhanlı'nın onunla iş ilişkisi içinde olması tamamen onun şahsi fikri. Servet Saruhanlı, sizin abiniz değil mi? Abim. Ve siz şimdi holding CEO'nuzla birlikte onu ihbar etmeye geldiniz. Doğru mu anlıyorum? Evet, çünkü amcamın ve ailemin bütün emeklerini leke sürüyor. Ben hayatım boyunca haram yemedim. Böyle gördüm, böyle öğrendim. Hayatta yaptığın her şeyin bir bedeli vardır der babam. Doğruyu yapıyorsanız mükafatı Allah'tandır. Yanlışı yapıyorsanız cezası yine Allah'tandır. Ha, o cezanın nasıl görünce hiç belli olmaz. Abim de olsa kardeşlerimin, yeğenlerimin geleceğini tehlikeye atıyor. Boynumuzu yere eğiyor. Bir bedel ödemesi şart. Seni büyüten baba var olsun. Ellerinden öperim. Bu Firuz denen uyuşturucu kaçakçısını yakalamak için bir yıldan uzun süredir uğraşıyoruz. Ama hiçbir somut delile ulaşamadık. Sizin bu getirdiğiniz bilgilerle artık harekete geçebiliriz. Tek ricam, bu andan itibaren bu konuda kimseyle konuşmayın. Gerisi bizde. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi çalışmalar. Teşekkürler. Hayırdır çökmüşüm oraya? Ne oldu aslanım, anlat bakalım. Gelmedi babam. Cansu'yu diyorsun değil mi? Niye gelmedi? Ters bir şey mi dedi? Her şey para içinmiş. Beni hiç sevmemiş bile. Gittim konuştum, babamla da konuştum. Gel bizle yaşa dedim. O ne dedi? Ben bu hayattan senin için vazgeçmem dedi. O hayatın evlerin altında kalır inşallah. Sen bu amcan olacak nursuz hıyarla konuşuyorsun değil mi? Aranızda bir küçük falan yok. Yok. İyi. Git ona de. Ona de ki bu kız böyle böyle. Beni yolmuş, seni de yoluyor. Atsın evden. O kadar insanlık kalmıştır herhalde içinde. Sen de kırmazsın. Ben, sen de bu kadar üzme kendini. Sana kız mı yok aslan? He? Seviyordum ya. Sağ ol. Bana destek olduğun için. Bir gelişme olunca ben seni haberdar ederim. Etmesen keşke. Olmaz öyle. Sen herkesin elinden tutacaksın, her düşeni kaldıracaksın. Buraya gelince sen başının çaresine bak. Olur mu öyle? Olmaz. Elin boş mu gidiyorsun? E daha dur, daha gitmedik. Ya nasip ya kısmet. Bakacağız. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Kadircan Bey, hoş geldiniz. Gün içinde uğramışsınız ama ben size yetişemedim, kusura bakmayın. Ceyhun, abi kusura bakma böldüğüm için de biraz acelem var da. Estağfurullah, yardımcı olabileceğim bir şey. Ya amcamla konuşmam lazım. Amcanız çıktılar Cansu Hanım'la beraber. Nasıl yani? Hemen mi ya? İsterseniz size gittikleri yerin konumunu atabilirim. Olur abi, süper olur.
Tamamdır abi. Teşekkür ederim. Ne demek kardeşim? Levent Bey. Buyurun. Buyurun Cemil Bey. Ben içeride olacağım. Biraz işim var. Siz burada biraz hava alın. Kimse beni rahatsız etmesin. Tabii buyurun. Buyurun. Aldım be. Düşüp bayılayım burada. Senin için aldım. Ama bayılma. Bu bana aldığın ilk çiçek. Ömrüm boyunca saklayacağım bunu. Ya dayanmaz ki. O çiçek de benim aramda. Seni ilgilendirmez. Hadi gel. Kadir nerede? Baba bu Burak Bey geldiydi. Onunla bir konuştular. Az bir işim var dedi. Gitti ama. Mühim bir şey değil herhalde. Kadir Can nerede? Ya o da eski eve gitti. Birkaç parça eşyası kalmış. Onları alıp gelecekmiş. Hı. Bir de Cansu'ya bakacakmış. Bu gidişle bize ne tabak yetişir ne çatal yani. Kübra ya biz... Ha bak al bunu. Yaklaştır. Gel biz birlikte yiyelim bunu. Zaten yatağı paylaşıyoruz. Tabağımı paylaşamayacağız. Değil mi? Haydi afiyet olsun. Hayırlı akşamlar. Kapalıyız bugün. Servet Soranlı benim amcam. Konuşmaya geldi. Akrabam da olsa içeri kimse girmesin dedim. Sen pek sevmiyorsun herhalde böyle mekanları. Yok.
Olayım buydu benim. Eskiden. Ödemişteyken yani. İşten bir kaçardım. Ya bir deniz kenarına, ya bir çimenliğe. Ah, elense. İstanbul bozdu. Bazen diyorum lanet olsun. Şirketine de, parasına, köşküne de dön ödemiş. Yanlış düşünüyorsun bence. Sen içinde bulunduğun hayatı hak ettin Servet. Fazlasıyla. Sen bu hayat için mücadele ettin ya. Cesur davrandın. Bedel ödedin. Ben yanındayım. Senin de başına bela aldım. Ve her gün ayrı bir sorun. Yok, ben memnunum halimden. Ama bugün pek sohbet havanda değilim diyelim. Tamam, ben kalkayım. Yok. Yani sohbet havamda değilim dedim. Ama dans edebilirim. Ben dans etmeyi bilmem ki. Ben sana öğretirim. Kendine daha fazla haksızlık etmene izin vermeyeceğim. Kim olduğunu unutmana da izin vermeyeceğim. Allah Allah. Kimmişim ben? Ödemiş'te hepimizin aşık olduğu Servet. Almışsın sen. Hepimizin rüyalarını süsleyen adamsın. Ben kaç kere seni sayıklayarak uyandım biliyor musun sen? Ama küçük yer dedik. Yaşı büyük dedik. Thank you.
uzak duralım dedik. Ama artık bunları dert etmenin önemi kalmadı. Allah belanızı versin. Allah belanızı versin. Eyvallah, sağ olasın. Oğlum bu ne ya? Ne kötü bir şey bu. Adamın midesi delinir. Ne zaman bitiyor oğlum? Daha çok işimiz var mı? Yükleme bitti sayılır abi. Bir saate de hareket ederiz. Sir. Ne diyorum biliyor musun? Gidince şey yapayım diyorum. Spor araba koleksiyonu. Ha? Ama onun içi böyle küçük diyorlar. O kokpit tarafı falan, şoför olsa dar diyorlar. Düşünüyorum ben acaba hani sığar mıyım diye. Sığarsın abi herhalde. Polis geliyor! Nasıl ya? Oyalayın! Oyalayın! Gel gel. Ahmet abinizi döver misiniz lan? Allah böyle çarpar adamı. Kalkalım mı artık? Ne oldu? Alo. Abi burada acil bir şey oldu da onu şey edeyim diye. Ne oldu oğlum söylesene. Abi burayı polis bastı, ben limandayım şimdi. Bu Firuz Mal'ın adamlarını falan yakaladılar hep. Ucu sana dokunur mu diye bir arayayım dedim. Dokunur tabii oğlum, nasıl dokunmasın? Allah kahretsin be. Ulan bir gün ya, bir gün, bir günde sorunsuz geçsin be. Bir günde sorunsuz geçsin ulan. Servet. Ne yaptın lan sen? Beni polise sen ihbar ettin değil mi Serhat? Lan gerizekalı, ne yaptığını bilmiyorum ki seni polise ihbar edeyim. Sen değilsen o zaman hemen kaç yıkı polis barlara el koydu. Al dediğin ne oğlum? Uyuşturucu mu taşıttın sen bana? Oğlum uyuşturucu olsa iyi. Lafın özü çok iyi. Sen de artık altındasın çünkü bütün evrakların altında senin imzan var. Hadi bakalım. Hadi hoşça kal, ben kaçtım. Çabuk çabuk çabuk. Senin belanı versin be. Her şeyin anahtarları ver. Cansu. Thank you.
Tamam Burak. Sağ ol haber verdiğin için. Yine bir gelişme olursa ara. Ne oldu? Anlatması uzun ama kısaca polis artık Firuz'un peşinde. Neden diyeceğim? Servet'in herkesi bataklığa çekmesini önlemek için bir şey yapmam lazımdı. Firuz'a ait ne varsa polisin elinde şu an. Firuz hariç galiba. Maalesef kaçmış. Bu hiç iyi olmadı Kadir. Yani her ne yaptıysam bunu öğrenmesi an meselesi. Yani senin peşine düşecektir. Ben müsaadeni isteyeceğim. Tamam bir dakika. Bu sefer ısrar etmeyeceğim. Ama sen de ısrar etmeyeceksin. Konu kapandı, tamam? Nasıl teşekkür edeceğimi bile bilmiyorum artık. Ben biliyorum. Mutlu olarak. Kadir, bir sürü insan tanıdım. Ama hiçbiri senin kadar mutlu olmayı hak etmiyordu. O yüzden mutlu olarak bana teşekkür edebilirsin. Tamam hadi git şimdi ailenin yanına. Bu da çok güzel olmuş. Ellerine sağlık her şey için. Afiyet olsun. Bu mu yiyeceğim? Bir tane daha börek vereyim mi? Tabii. Zor oluyormuş böyle değil mi? Bir baksak mı? Önemlidir belki. Ceyhun ne oldu? Acil mi? Efendim istediğiniz bilgiye ulaştım. Ahmet denen o adam düğün gecesi gelmiş eve. Duvardan atlayıp girmiş. Sonra da köşkte davet verilen o geceye kadar saklanmış. Ceyhun çok sağ olsun. Ama bu bilgi şimdilik aramızda kalsın olur mu? Hiç endişe etmeyin. Çok özür dilerim. Benim şirkete gitmem gerekiyor. Ben de bir Elif'e uğrayacağım. Pek iyi değilmiş. Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir geceydi. Hep yapalım mı bunu? Yaşlanınca da. Olur mu? Olur. Yaşlanınca da. Sen var ya, ya sana ne diyeceğimi bilmiyorum ben ya. Sen kandırdın beni. Kandırdığın yetmezmiş gibi aptal gibi oynadın benimle. Mağaza müdürüm bana sarkıyor dedim, ben gittim o mağaza müdürüyle konuştum. Ya adamın hiçbir günahı yokmuş, bütün şeytanlık sendeymiş Cansu. Sen nasıl bir insansın? Nasıl bir insansın sen? Sende hiçbir parça utanma bile mi yok? Ya cevap ver. Ne diyeyim sana be? Ne diyeyim sana? Ya ben senin karşına gittim, söylemedim. Para için demedim mi Kadircan, sen benden daha ne istiyorsun ya? Ha? Küfür mü edeceksin? Et, hakaret mi edeceksin? Et, ondan sonra rahat bırak, çekip gidiyorsun artık, yeter. Dur bir, dur bir, dinle beni ya. Ya bırak. Dur. Ya sen benden bir özür bile dilemedin ya. Ya tamam beni sevmedin, her şey para içindi ama amcamla ya. Amcamla ikinizi gördüm, Allah belanızı versin. Nasıl yaparsınız ya bana bunu? Ya öptün, gördüm Cansu, öptün ya. Ne yapayım? Ne yapayım ha? Seni mi bekleseydim ha? Seni mi bekleseydim? Hiç kusuruma bakma. Çocuklarımı istemiyorum ben. Duydun mu beni? Azıcık adam olsaydın başına bunlar gelmeseydi o zaman. Çocuk falan değilim ben, aptalım. Kadircan. Aptalmışım ben. Bırak kolumu. Ya bırak. Aptalım ben, çocuk. Kadircan bırak. Bırak.
Abi. Hoş geldin Kadir'im. İyi misiniz? Herkes evde mi? İyiyim oğlum, işte çay içiyorum. Lan bana bak, bir şey mi oldu bu? İlan bulan yoksa yine? Yok, bu sefer başkası da, ben hallederim, bir şey değil. Sen çayını iç geç. Yok, Kadircan'ı bekliyorum. O gelsin, öyle yatacağım. Kadircan nerede ki? Beyimizin göğünü incinmiş. Onu halletmeye gitti. Allah Allah. Amca. Kadircan neredesin oğlum? Amcanı olur mu? Yardım et amca. Neredesin oğlum? Yerini söyle. Abi şimdi sapa bir yerdeymiş. Otobüs falan da geçmez oradan. Ben gideyim alayım. Hey tamam. Hadi git de gel. Sağ ol, Allah razı olsun. Hoş geldin. Müsait misin? Kocama kızım dedikoduya geldim mi diyorsun? Dedikodu falan değil, bomba diyorsun yani. Abi kardeş, buluşmak için seçtiğiniz mekanlar midemi bulandırıyor gerçekten. Lan laf ebeliğini şimdi. Ulan seninle tanıştığım güne lanet olsun be. Niye gidip Firuz'u ihbar ettin oğlum? Onu da yaktın, beni de yaktın. Hayatında bir kere kafanı kullanmayı dene Servet. En azından dene bunu. Sence ben Firuz'un nerede olduğunu bilsem polise mi giderim? Kim ihbar etti oğlum o zaman bizi? Ne yaptın? Amca ben çalsını öldürdüm amca, ben çalsını öldürdüm. Ne? Amca... kavga ediyorduk amca. Amca ben sinirlendim biraz, ittim onu. Amca düştü amca, kaldı. Amca benim hayatım bitti, amca benim hayatım bitti amca benim. Yapacağım amca, hiç gelmeseydim ödemişler geçen. Eline sağlık. Ne afiyet olsun. Ceyhun'un söyledikleri bu yani. Önce otele gelmiş, sonra da köşke dönüp saklanmış demek ki. Ama yani o kadar zaman geçmiş. Kimse fark etmemiş mi? Ay fare gibidir o. İllaki bir yolunu bulmuştur. Sen de diyorsun ki Ferit'i öldürmese neden böyle bir şey yapsın? Yani düşününce çok mantıklı. Ama Büşra, biz gidip polise bunu anlatsak bile... onlar ne kadar inanırlar bilmiyorum. İşte keşke emin olmanın bir yolu olsa. Ay Büşra. Ya fazla mı uçuyoruz bilmiyorum ama... bir filmde görmüştüm. Kahraman suçluyu yakalamak için olta atıyordu, böyle tuzak gibi bir şey yani. Ahmet'e tuzak mı kuralım yani? Yok tamam. Sen unut benim söylediklerimi. Ben yarın avukat arkadaşıma gideceğim, konuşacağım. Sonra da sana haber vereceğim, tamam? Tamam.
Bak, bak şimdi bana. Bak, duyuyor musun beni? Hala orada mı? Orada. Kimse gördü mü? Var mıydı etrafta kimse? Görmedik. Kimse görmedi. Tamam. Tamam. Oh. Amca ne yapıyorsun? Amca ne yapıyorsun? Yapmam gerekeni. Amca... Oh. Alo, bir ihbarda bulunacaktım. Evet, yeğenim. Yeğenim öyle görünce korkmuş. Cesedi öyle görünce kaçmış. Çok teşekkür ederim. Evet evet, bu numaradan ulaşabilirsiniz. Sağ olun memur bey, çok teşekkürler. Allah'ım doğrusunu göster, onu yapayım ne olur. Amca, ne yapacağız şimdi? Dur. Amca ne yaptın sırayla, ben? Sırayla, amca, dur her şey sırayla, dur sırayla. Ne yaptın amca ya? Yaşar. Hay gülüm. Vallahi sen artık iyice gece kuşu oldun ha. Ne yapıyorsun balkonda bu saatte? Yok anam, vallahi uyku tutmadı. Kadircan gelsin öyle yatarım. İyi hadi. Ben de bekleyeyim seninle. Aha da geldiler. Arabada bekle. Hayırdır Kadir, ne oldu? Kadircan arabada. Hı hı. Ölmüş Cansu. Ne? Kadir'cim. Cansu. Kadir'cim. Cansu'yu. Kadir'cim. Kadir'cim. Yenge. Kadir'cim. Yenge. Kadir'cim, beni mi öldürdün? Kadir'cim beni mi öldürdü? Bak. Yenge, abi. Ben kendimi hiç bu kadar çaresiz etmedim. Allah yardımcımız olsun. Ben arabadayım. Karar sizin, tamam? Biz de bunun altından çıkacak yol yok. Kadircan. Ey güzel Rabbim. Bize bir çare ver. Yaşar. Git. Git kurtar oğlumuz bir şey. Değdiğimde kurtarayım.
Ben orasın. Ben Yakup Peygamber demişsin ama babasısın. 20 yaşında oğlan. Hapiste onu korlar ve yaşlar gidecek, gidecek, yaşar gidecek, oğlum gidecek. Ne edeyim? Onun yerine mi yatayım? Gerekiyorsa git yat. Yakma evladım. Yakma, yakma evladım. Peki Binnur, bu hak mıdır? Ben hak mıyım? Kıymayın evladıma. Kıymayın evladımı sen. Hadi bak. Baba, yemin ederim istemeden oldu. Yemin ederim istemeden oldu bak.
Baba. Ben teslim olacağım baba. Ne olur üzülme artık sen de. Ben size layık bir evlat olmak istedim. Sizi üzmemek için çok çabaladım baba. Sizi üzmek istemedim. Başımı bir gün olsun yerden kaldırmadım. Ben sana kıyamam ki. Kabil olsan da kıyamam. Firavun olsan da kıyamam. Evladımsın desem ben. Sen de benim imtihanımsın be oğlum. Lan gençliğini yaktın, bizi ateşe attın. Ama nasıl gönderim lan ben seni hapislere? Sen oradayken... Lan sen oralardayken ben nasıl yün döşeklerde yatayım? Sen teslim olmayacaksın. Ben suçu üstüme alacağım. Baba. Baba gözünü seveyim baba yapma. Yapma baba. Baba ben hayatımda hiç bu kadar korkmadım benim. Acıdan benim dilim dönmüyor ama. Gideyim baba ben cezamı çekeyim baba. Başka nasıl vicdan azabıyla başa çıkarım bilmiyorum ben baba. Lan sen ne bileceksin lan? Lan el kadar küçücük çocuksun lan sen. Lan sen acıyla nasıl başa çıkıp ne bileceksin lan sen? Kadir canım. Oh! Lan kendini yaktın, bizi yaktın. Lan ben seni nasıl bırakacağım lan taş odalara? Onca emeğin ziyan olduğunu ben nasıl seyredeceğim lan? Oğlum! Oğlum! Sözler kifayetsiz kızım, ne diyeceğimi bilmiyorum. Allah senin sabrını arttırsın. Güçlü ol, güçlü ol. Diğer evlatların için güçlü olmaya çalış. Ah benim canım.
Amca, kötü bir şey mi oldu yine? Olsun be Yusuf Emin. Kötü şeyler hep olur. Sen korkma sakın, tamam mı? Ben hep senin yanındayım. Seni korurum ben. Hatice'm, korkma aslanım. Anlattın değil mi oğlum? Kazaydı dedin, istemeden oldu dedin. Anlattın değil mi aslanım? Baba git artık, durma burada. Gözümü seveyim, git baba. Benden bu kadar baba, yok böyle bir oğlum. Ne geç git üzerimden baba, gözünüz. Lan ben seni bırakıp nereye gidip sen benim oğlumsun. Lan insan evladından geçer mi? Korkma oğlum. Korkma. Sen benim oğlumsun. Korkma Kadircan. Korkma oğlum. Korkma. Alo efendim abi. Buraya soramıyorum lan. Yok abi. Asayiş Berkemal. Sen neredesin ki? Karıştırma arasını sen. Arayan soran olursa da görmedin, duymadın bilmiyorsun, tamam? Tabii abi. Düşer miyiz o tufaya? Servet bastı gitti. Nerede bilmiyorum. Bileklerimi kesseler söylemem. Sen merak etme. İyi. Şimdi beni iyi dinle. Benim odaya git. Bir çanta al yanına. Üst baş doldur içine. Böyle don atlet falan, tamam mı? Sonra çalışma odasına git. Orada kasada ne varsa hepsini başka bir çantaya doldur, bana getir. Ben kasanın şifresini atacağım sana. Nereye getireceğini de söyleyeceğim. Alo. Duydun mu lan mal değneği? Duydum abi, duydum. Tamamdır. Hadi eyvallah. Gerizekalı. Geçmesin.
sakal suyu verme lan. Yaşar Bey, zaten durumunuz kritik. Rica ederim biraz sakin olun. İyice zorlaştırıyorsunuz. Bakın tansiyonunuz yükselecek. Abi, abi, abi iyi misin? Kadir. Doktor Bey, bir dakika müsaade eder misiniz? Bir dakika. Babam da burada. Ben bu ameliyattan sağ çıkmazsam çoluğum çocuğum sana emanet. Adam babam yaşlı. Evlatlarım öksüz bırak. Yaşar metanetli ol oğlum. Her şey geçecek. Hepsi geçecek. Güçlü ol Yaşar'ım, güçlü. Kadircan nerede abi? Benim evladım doğru olanı yaptı. Günahını boynuna. Allah günahlarını bağışlasın. Kadir Bey, tamam. Yaşar Bey'i almamız lazım. Biraz daha böyle devam ederse felç olacak. Allah korusun. Abi. Kadircan'ı görmem lazım baba. Tamam, ben Yaşar'ı beklerim. Tamam. Bununla Ahmet'e mesaj atacağız. O tabii mesajın kimden geldiğini görmeyecek. Sonra yine bununla itirafını kaydedeceğiz. Bak şimdi. Tamam, böyle. Ben bunu kendi telefonuma bağladım. Böylelikle kaydın bir kopyası da bana gelecek. Of. İşe yarayacak mı peki? Avukat arkadaşlarımla konuştum. Yani ses kaydı gizli olduğu için tutuklanma sağlanamaz. Ama soruşturmanın daha da genişletilmesine sebep olacağız böylece. Bilmiyorum Büşra, yani bir şekilde işe yarayacak. Ahmet o gün davetli listesinde olmadığı için polis onu sorgulamamış. Hmm. Yani hiç değilse bu şekilde şüpheli konumuna düşse bir de bir şey. Ben şimdi tekrar emniyetteki arkadaşlarımla konuşacağım. Ona göre artık bir sonuca bağlayacağız. Şimdi benim birkaç işim var. Bir çıkıyorum. Sonra hemen geleceğim, tamam mı? Elif, ya günahını alıyorsak? Ne demek o Büşra? Yani ya Ahmet'in bir suçu yoksa, biz omuzdan altında bırakıyorsak şu an. Günahını alıyorsak dediğim o. Onun günahları al al bitmez Büşra, merak etme. Sen Ahmet'i düşünme. Acıma, üzülme ona. Asıl sana yaptıklarını düşün. Tamam biliyorum sen çok ahlaki bir yönden bakıyorsun. Ama şu an oradan da bakma. Tamam mı? Son bir şey. Lütfen benden habersiz hareket etme. Tekrar arabamı alıp gitmeyeceksin herhalde. İn aşağı. Ne para kaldı ne mal. Üstelik polis her yerde beni arıyor. Sen tabii sigortadan paranı aldın. Senin kafan rahat. Ben ne yapayım ha? Ben ne yapacağım İlhan Bey? Ha? Taş mı yiyeceğim? Çocuklar yorgan mı kemirecek ha? Madem ben aşağı iniyorum, seni de paçandan tutarım İlhan. Çekerim aşağıya, beraber ineriz. Yama yok! Ya
Bravo hırkalının oğlu, bravo. Ne lan bu şimdi ha? Komik mi? Birazdan gebereceğim, farkında mısın? Ben sana kısa bir açıklama yapayım. Tapan açısı. Şimdi olan şu. Kadir ikimize de oyun oynadı. Yani sen yanlış kişiyle ortak oldun. Benim yanımda kalsaydın hala keyfini sürüyordun. Ama işler değişti. Yani hesabım benimle değil. Kadir Saruhan'la. İlk önce seninle anlaşıp bana saldırdı. Sonra seni satıp işin içinden zararsız bir şekilde çıktı. Anlaşılmayan bir şey. Bir de bir şey soracağım. Sen şimdi teknik olarak intikam falan olacaksın değil mi? Öyle bir şey yapacaksın. Ne biçim soru lan bu zibidi? Ne var? Fikrin mi var? Ne diyeceksin? Her zaman. Bunu söylediğime gerçekten inanamıyorum. Aklımın ucundan bile geçmezdi ama. Tekrar ortak olmaya ne dersin? Ben senin sıkıntını çözerim, sen de benimkine. Hı? Kadircan. İnce. Daha iyi misin oğlum? İyiyim amca. Çok kötüyüm amca, aklımdan çıkmıyor. Avukatlarla konuştuk. Kaza olduğu için ve sen kendin teslim olduğun için... Amca, ben ölene kadar burada kalayım. Bak benim gram umurumda değil. Ben bunun vicdani yüküyle nasıl hesaplaşacağım onu bilmiyorum. Bütün vücudum kasılıp duruyor. Biri öldü amca. Benim yüzümden. İyi biri, kötü biri artık bir önemi yok. Benim yüzümden öldü amca. Ben birini öldürdüm amca. Ben bütün insanlığı öldürdüm. Ben ebedi cehennemde hapsolacağım. Burası benim umurumda falan değil artık. Hazreti Musa da bir Kıpti'nin ölümüne sebep oldu Kadircan. Unutma bunu. Önce Allah, sana şah damarından daha yakın, sonra da ben. Yalnızdayız, ben buradayım, tamam mı?
istiyorum. Kimse öğrenmesin istiyorsan saat 8'de Selim'e Barkan'a 100.000 lira getir. Servet mi lan bu? Beni mi kopartıyor? Hazırladın mı çantayı? Hazırladım abi. Çıkıyorum şimdi. Nereye getireyim diyecektim. Sen şimdi Ceyhun'a söyle. Sana bir tane araba ayarlasın. Tamam. Edirne'ye doğru yola çık. Ben sana sağlam bir yerden konum atacak. Oraya getir. Anladın mı? Tamam abi. Çıkıyorum şimdi. İyi tamam. Ne yaptınız oğlum? Kadircan teslim oldu. Anne. Doğru olanı yaptı. Gencecik bir insan öldü sonuçta. Vebali var üstünde. Ağla. Sen burada ağladık. Çok bir parça oldu rahatsız. Anne nereye gidiyoruz ya? Anne ya ne olur bir şey söyle. Yenge. Ne olur bir şey söyle. Belki sen doğrusun. Belki Yaşar'a yetti. Ama ne sen, ne o, anne değilsiniz. Benim içimdeki yangın, ben sana lafla anlatamam. Yenge çok haklısın. Çok haklısın da. Bırak şu bavulu falan. En azından biraz zaman geçsin. Bir sakinleş, sonra konuşalım. Anne, ben babam gelin evine gidiyorum. Thank you.
Amca affet. Burada nefroloji bölümü diyor. Nefroloji ne oluyor acaba biliyor musun? Yenge ben bıraksaydım bari ya. Biz hallederiz Kadir. Senin yaptığın ettiğin yeter. Allah senden razı olsun. Kadir sana iyi bak ol. Yenge çocuklar küçük. Onlar seninle gelsin de Zeynep bizle kalsın istiyorsan. Biz yanında oluruz gözün arkada kalmaz. Zeynep? Sen kalmak mı istiyorsun anne? Anne ben kalayım ya. Madem öyle kardeşine sahip çık. Babana da iyi bak. Üstü başı hep temiz olsun. Ben babanla çok kızdım. Ama o senin babandır. Ne diyorsa doğrudur. Tamam. Anne, hakkını helal et. Helal olsun. Helal olsun. Hadi be. Hadi geç işte. Bismillah. Amca, babam nerede? Nabız çok düştü. Tansiyon sorunluyuz zaten. Müdahale ediyoruz. Pulmoner emboli. Acil müdahale etmemiz gerekiyor. Genç Bey'i durduramıyorum. Sebep? Dizisteki enfeksiyon böbreklere çok yakın. Nabız yükselmiyor. Acil müdahale hemşire hanım. Aslında söyleyecektik ama böyle her şey üst üste gelince... Kadircan teslim olduğunda emniyetin önünde yığılmış kalmış. Şimdi? Şimdi iyi. Babam yanında. Ameliyatta o da. Ben de gideyim zaten yanlarına. Amca ben de geleceğim. Zeynep sen dur. Baban zaten dağılmış durumda. Ben alıp getireceğim onu söz. Zeynep sen gel ya. Gel gel bir solukla sen. Gel bak. Haberdar ederim. Ortalıkta perişan olacaksın yavrum. Söyle. Seni tebrik etmek için aradım. Çok güzel manevralar yapıyorsun. Sadece bulgurla beslenen birisi için fazla zekice. Seni dinleyecek vaktim yok. Kapatıyorum. Neyi fark ettim biliyor musun? Beni hafife alıyorsun. Paramı dağıtmandan çok daha fazla canımı yaktı bu. Sana bir şey öğretmem lazım. Doğru hamleler yapıyorsun ama ileriyi göremiyorsun. Güçlü adamların canını yakıp yoluna öylece devam edemezsin. Ediyorum. Sen öyle sanıyorsun. Bana bak, senin derdin benimle. Ölmek için yalvaracaksın ama ben izin vermeyeceğim.
Çünkü bu dünyada cehennemin olacağım dedim sana. Hatırlıyor musun? Hatırlıyorsun. Ama Büşra'ya bir söz verdim. O yüzden ben bir şey yapmayacağım. Ama Firuz için aynısını söyleyemem. Siz ne yiyor, ne içiyorsunuz ha amca? Kadir öyle, sen öyle. Ya size korku yazılmamış galiba ha? Biz gözümüzün gördüğü hiçbir şeyden korkmayız. Bak sen. Hey amca, sana ciddi ciddi bir şey soracağım. Sen niye bu kadar sakinsin? Ben de sana ciddi ciddi bir şey soracağım. Sen niye bu kadar tedirginsin? Param gitti ya. Ha? Malım gitti. Ha? İşte tam bu yüzden. Sen mala köle olmuşsun. Ben olmadım. Onun için sen tedirginsin, ben sakin. Sen kaç yaşındasın amca? Haddi açtık. O ne demek öyle? Peygamber Efendimiz 63 yaşında veda etti bu dünyaya. Ben ondan fazla yaşamışım. Ha, pardon be. Haddi. Tamam amca. O zaman ben seni bu işkenceden kurtarayım ha. Ne diyorsun? Beni korkutmaya çalışıyorsan boşuna uğraşma. Zerre kadar merhametin kaldıysa bırak oğlumu arayayım. Ama benim son isteğimi yerine getirmeyecek kadar... Çek tetiği. Büşra. Büşra, bir bakabilir misin? Nasıl ya? Büşra Hanım çıktı mı? Evet efendim, sizden biraz sonra çıktı kendisi. Şimdi sana bir numara vereceğim.
Nerede olduğunu bulacaksın, çok acil, tamam mı? Babam nerede? Bölüm sonu canavarına geçmen lazım önce. Ya senden korkan senin gibi olsun. Kork ya da korkma, umurumda değil. Ben istediğimi alacağım zaten. Bana bak, benimle istediğin kadar uğraş. Ama sakın aileme bulaşma. Sen bana emir veremezsin. Benim iki tane abim vardı lan. Ben bile okuma yemek için bile onlarla kavga ettim. Senin kimin vardı? He? Hiç. Benim öğretmenlerim vardı. Jimnastik. Yürü lan. Boks. İnanmazsın, bir dönem bale bile yaptım. Annem hayattaydı o zaman. Babam ben gizli tabii. İnsanın vücudunu tanıması için inanılmaz bir eğitimdir. Kasların esnekliği için. Öyle senin gibi elime sopa alıp mahalledeki her kavgaya dalmadım ben. Babam demişken, babamı neden öldürdün Kadir? Ha? İtiraf edeceğim. Ben de çok istedim biliyor musun? Benim de aklımdan çok geçti. Ama yapamadım. Neden yapamadım biliyor musun? Çünkü o beni hayata bağlayan tek daldı. Bozuktu, çürüktü. Her zaman kırılmaya mahkumdu ama o benim dalımdı. Bu gece buradan sadece ikimizden biri sağ çıkacak. O da ben olacağım Kadir. Antrenmanın bitti mi? Oyuna mı getirdin lan beni? Allah senin belanı versin. İnsan değilsin sen, pislik herif. Bağırma lan. Polise haber vermedin değil mi lan? Var ya, küçücük bir an. Acıdım sana, küçücük bir an ya. Belki dedim yapmamıştır, belki günahını alıyorumdur. Ama yanılmışım. Yeter lan, yeter! Daha ben! Yeter!
Ömrü hayatımda şans bir kere yüzüme güldü lan benim. O ne olduğu belli olmayan akrabalarınız öldü de zengin olduk bir anda. Oh be dedim. Sonunda. Ama parayı görünce hepinizin başı ayrı oynamaya başladı. Sen oğluyla fingir derken bana da kötürüm babası kaldı. Ömrümde yemediğim dayağı yedim ben o yüzünden. Haberin var mı lan senin? Abinin soktuğu bıçak bile o kadar acıtmadı. Lan yaşasaydı size de beterini çektirecekti. Sen ne zannediyorsun lan? Öldürdüm de kurtardım sizi. Teşekkür edeceğine bir de geçmiş... Beter ol! Beter ol Allah'ın cezası, beter ol! Ama benim seninle hesabım kapandı. Var ya, sen hapislerde çürü, gör günü. Ver lan şunu bana. Bırak! Ver şunu bana! Bırak beni! Gebertirim seni lan. Bırak beni! Allah'ım senin ruhu duymaz, Allah'ım aç tamam. Çek hapis ellerini üzerimden! Bırak beni! Hiçbir zaman anlamadı insanoğlu. Dünya birine kalacak olsaydı Süleyman'a kalırdı. Ölüm satın alınsaydı Nemrut tutar alırdı. Çıkmadık canlara derman bulurdu. Lokman Hekim ölmedi mi? Bu yüzden hiç korkmadık biz. Umudumuz hep Allah'tandı. Derdimize yüksel dedik, istediğin kadar yüksel. Nasıl olsa geçmeyecek misin? Zalimlere güçlen dedik, dilediğin gibi güçlen. Nasılsa düşmeyecek misin? Öyle oldu, olacak. Dünya, iyi ile kötünün arasında bir yerde. Ama günü geldiğinde, iyilerden taraf olacak.